okulumuzun felsefesi neydi? Bahane yok. Hep beraber söylüyoruz. Teknolojik bir felsefe de edindirmeye çalışıyoruz. Anlamaktansa bunu yaşamak en büyük hedefimiz. Yaptığımız yenilikler hiç bitmeyecek. Sürekli devam ediyor. Welcome to English Cafe. We talk English. Yapılması gereken buydu. Biz sadece üzerimize düşeni yaptık. Bye.
siyah, gecenin oyunundayım yapayalnız. Öncelikle sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğin için. Okulumuzu zaten çekimlerini yaptın. Çocuklarla, öğretmenlerle güzel röportajlar yaptın. Onları zaten anlatması gerekeni anlatmıştır. Bu bir ekip ruhu, bu bir ekip başarısı, öyle diyeyim. Mucizenin varlığına inanmıyorum. Aslında yapılması gereken, yani modern eğitimde, modern zamanlarda yapılması gereken buydu. Biz sadece üzerimize düşeni yaptık. Buradan bütün ekip arkadaşlarıma, yani öğretmen ve öğrencilerime, velilerime çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Okulumuzu keyifle seyretmenizi istiyorum. Bahane yok. Merhabalar, ben okulun bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Okulumuzun fark yaratan görüntüsünün altında bir ekip ruhu var aslında. Tamer hocamızın bize kazandırdığı o vizyonla davranmaya çalışıyoruz ve öğrencilerimize de bunu kazandırmaya çalışıyoruz. Bir okul kültürü oluşmuş durumda. Bu okul kültürünün neticesinde sürekli kendini geliştiren bir sistem var aslında her anlamda.
Ben kendi branşımdan örnek verecek olursam, müdürümüzün bize sağladığı koşulların hakkını vermeye çalışıyoruz. Örneğin dersimize özgü robotik kodlama konusu var. Bu konu için bize alınmış bir robot var ortada ve öğrencilerimiz buna Ardahan'ın köyünde ulaşmış durumda ve buna adapte olmuş durumda aslında. Bunun dışında 3 boyutlu yazıcımız var. Öğrencilerimiz kendi tasarladıkları tasarımları 3 boyutlu yazıcı ile çıktısını alarak buna da erişmiş oldu. Tüm bu donanımsal şeylerin yanında çocuklara teknolojik bir felsefe de edindirmeye çalışıyoruz. Güncel konular hakkında ya da teknolojiye dair gelişimler hakkında hepsinin bir fikri olmasını istiyoruz ve bu anlamda da öğrencilerimle konuşmalar yapıyorum. Onların bu şekilde kesinlikle Batı'yı, Batı'daki okulları yakaladığını ve yakalayacağını düşünüyorum. Ben Ceren, okulumuzun müzik öğretmeniyim. Okulumuzla öğrencilerime müziğin ruhunu anlatmak gayretindeyim. Onlarla birlikte enstrüman çalıyoruz, keman, piyano, bando takımımız var. Yalnızca müziği anlamaktansa bunu yaşamak en büyük hedefimiz. Tabii ki bunları yaparken de bütün öğretmenlerimizin katkılarıyla yapıyoruz. Mesela piyanomuz yoktu okulumuzda. Tüm öğretmenlerimiz destek çıktılar ve bir piyano aldık. Bunun haricinde 5 öğrencimiz bunun sonucunda piyano çalıyorlar. Ekip işi çok önemli. Biz de bunu başardığımızı düşünüyoruz. Burası bizim sanat sokağımız. Yeni gelen öğretmenlerimiz işte okula zihnindeki fikirleri okula yansıtmaya çalışıyorlar. Buraya da gelen bir resim öğretmenimiz geldi. Çocuklarla beraber çok güzel çalışmalar yaptı. Bu alanı birlikte oluşturduk. Okulun her köşesinde hem çocukların hem öğretmenlerin bir dokunuşu var, bir izi var. Biz bunu sadece öğretmenler olarak yapmıyoruz. Bunu çocuklara da aşılıyoruz, çocuklarla birlikte yapıyoruz. Çocuklardan fikir alıyoruz, çocukların düşüncelerini hayata geçirmek için onlarla bir görüş birliğine varıyoruz ve bunları olduğu gibi hayata geçiriyoruz. Hiçbir projemizi ertelemiyoruz kesinlikle. Evet, biraz gecikmeler olabiliyor ama bunları eninde sonunda hayata geçiriyoruz. Evet, ismim Furkan. Beden eğitimi öğretmeniyim. 4 yıldır bu okulda görev yapmaktayım. Öncelikle şunu belirteyim. Ya da belirtmek isterim diyeyim daha doğrusu. Mesleğimin başlangıcında böyle bir okula atanmış olmamı kendim adıma çok büyük bir şans olarak görüyorum. Yani 4. yılımdayım ama mesleğim adına, tecrübe adına bu okulda kendime çok fazla şey kattığımı düşünüyorum. Okula geldiğimde yani okulda sürekli bir dinamizmin içinde buldum kendimi ilk andan itibaren. Ve ben de bunun bir parçası oldum. Yani adapte olmakta çok zorlanmadım diyebilirim. Yani öğretmen arkadaşlar olsun, müdürümüz olsun. Yani bu konuda çok yardımcı oldular alışma sürecinde ilk zamanlarda. Yani okul olarak bir misyonumuz, vizyonumuz, bir kültürümüz var. Yani ve bu kültür sürekli dinamizm içinde yenileniyor. Devam etmekte. Yani sürekli hem öğretmen hem öğrenci açısından yani sürekli kendimizi geliştirmek için adımlar atıyoruz, bir şeyler planlıyoruz, yapıyoruz hep birlikte. Yani okulun bu hale gelmesinde en büyük etken öncelikle müdürümüz Tamer Yıldırım'ın vizyonu, ardından öğretmenlerimizin işbirliği, öğrenci, öğretmen, veli hep birlikte okulu bu hale getirdik. Yani okulda tek tip öğrenci yetiştirmeyi amaçlamıyoruz hiçbir zaman. Yani çoğu gördüğümüz diğer okullarda böyle bir algı var maalesef. Yani biz bir öğrenciyi sadece bilgi anlamında veya teorik anlamda geliştirmek yerine öğrenciyi sanat, spor, kültür yani bu bütün alanları düşünerek eğitim amaçlıyoruz ve sürecimizi bu şekilde yönetiyoruz. Yani bunun en büyük örneği de geçtiğimiz yıllarda mesela sanat alanından örnek verecek olursak Türkiye'nin sayılı Güzel Sanatlar Lisesi'nden olan İzmir Buca Işlay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'ne öğrenci gönderdik. Geçtiğimiz yıl yine Samsun Güzel Sanatlar Lisesi'ne öğrenci gönderdik. Kars Güzel Sanatlar Lisesi.
Ardahan Spor Lisesi, Erzurum Spor Lisesi bunların en büyük örneklerindendir. Buraya giden öğrencilerimiz var. Yani teorik anlamda da yine mesela son dönemlerde gönderdiğimiz bir öğrencimiz var. İstanbul Yaşar Acar Fen Lisesi. Yani öğrencilerimizi her anlamda eğitmeye çalışıyoruz. Okulumuzda sadece ders yapmıyoruz. Aynı zamanda tiyatro yapıyoruz, sinema günlerimiz oluyor, kitap okuma saatlerimiz. Bunların hepsi var. Spor alanında da bu sene güzel adımlar attık, yenilikler yaptık. Tribünümüz olsun, voleybol sahamız, basketbol sahamız, bocce sahamız. Yani spor anlamında da Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim felsefesinden yola çıkarak bunu örnek alıyoruz. Bu şekilde öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Yani oluşmuş bir kültürümüz var. Devam ediyor aynı zamanda. Ve sürekli yenileniyor. İsmim Turgay Arat. Birinci sınıf öğretmeniyim, sınıf öğretmeniyim. Bu okulda üçüncü yılım. Okula ilk gelmeden önce okul müdürümüzün misyonunu çok iyi aldığımızı düşünüyorum. Bize yansıttığı misyon doğrultusunda yeni gelen öğretmen arkadaşlar da bu doğrultuda devam ettiler. Yaptığımız çalışmalar genelde hep öğrenciler üzerine, öğrencilerin hayatına dokunmak oldu. Yaptığımız yenilikler hiç bitmeyecek. Sürekli devam ediyor. Her gün yeni bir şeyler üretiyoruz, yeni bir şeyler yapıyoruz. Bu yaptığımız yeniliklerde çocukların hayatına dokunsun istiyoruz. Onların hayatında bir yeni bir bakış açısı oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda bütün öğretmen arkadaşlarımızla işbirliği içinde sürekli neler yaparız diye düşünüyoruz ve bunları hayata geçiriyoruz. Müdürümüz Tamer Bey okulumuzu okuldan ziyade cennet bahçesine çevirmiş her şeyiyle. Büyük bir özveriyle çalışıyor müdürümüz, öğretmenlerimiz hepsi sağ olsunlar. Yani Ardahan civarında değil, Kars'ta, Erzurum'da böyle bir okulu görmek mümkün değil. Bu konuda hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı büyük özveriyle çalışıyorlar hepsi. Aynı şekilde hepsine ayrıyetle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu okulda 2010'dan bu yana bu okuldayım. Aşağı yukarı 11 yıl oldu. Tabii önceki hali bu okulun çok çok kötüsüydü. Çok çok kötüsüydü. İşte 2012-2013'te Tamer Hoca geldi bu okula. Tamer Hoca ile beraber bu okulu el birliğiyle bu hallere getirdik. Veliler, öğrenciler, öğretmenler hepsi el birliğine bu hale geldi bu okul. Yapmaya da çalışıyor Tamer Hoca hala da. Eksiklerimiz de var. Onları da bir an evvel yapmaya çalışıyoruz. Vallahi ben bu okulda 3 tane çocuk çıkardı. Benim adıma olan çocukların 3 tanesinin eğitimini gördüm. Ben zaten kendim 20 senedir burada şoförlük yapıyorum, öğretmen taşıyorum. Başarılardan dolayı Tamer Hoca'ya ne söylesek şahsım adına çok az bir şey. Gecenin 10'una kadar kendi özel araçlarıyla olsun, arkadaşlarıyla olsun, ekibiyle olsun ne ihtiyacı olduğunda gece 10'da bile gelip okuluna kendi hizmetini yapıyor. Bunun karşılığında da hiç kimseden herhangi bir menfaat de beklediğini de görmedim. Hep kendi bütçeleriyle, kendi çabalarıyla, yani bunun emeğini de inkar etmek doğru değil. Görmemek de doğru değil. Okulumuz her taraftan bilinen bir okul. Yani eğitim kalitesiyle olsun, yapı konusunda olsun bir numaralı bir okul. Gelen büyük insanların da beğendiklerini bizzat kendimiz de duyduk kendi ağızlarından. Bunlar bürokrasi olsun, diğer şeyler olsun hepsi kendileri de itiraf etmiştir. Vallahi memnun olmadığımız hiçbir konusu yok. İnşallah o bizden memnun kalır. İsmim Bülent Karakoyun. Tahtakıran ilk ve orta öğretim taşımacılık servis şoförlüğünü yapmaktayım. 2014 yılında Çayırbaşı Kemal İzgi ilk ve orta öğretim okuluna öğrenci getirmekteyim. Kendim bu süreç içerisinde okulla bir aile olarak bir bütün haline geldik. Servis şoförlükten çok öğretmenlerle bir aile haline geldik. Tabii bu aile halini, ortamını, kurgusunu bize yaşatan daha önceki müdürlerimizden sonra Tamer Yıldırım geldiğinden beri yani daha çok servis şoförlüğünden öte bir aile ortamı bize yarattı. Bu okulu kendi ailesi, evi gibi bildi.
Bu okulun daha önceki düzenini biz daha iyi hatırlıyoruz. Biz de buralarda okuduk eski okullardan. Bu okulu elinde gelen bütün çabaları yaptı. Gerek içeride gerek dışarıda bütün kendi yetkileriyle, kendi gücüyle, kendi imkanlarıyla, kendi personel öğretmenleriyle, müdürleriyle çalıştı, çabaladı. Okulumuzu bu düzene getirdi. Ona ve ekibine teşekkür ederiz. Burada çok güzel öğrettim ve öğrencilerimizin eğitimleri çok güzel. Buradaki Tamer hocamızın teknik kapasitesi gerek öğrencilerimizin üzerinde, gerek ailelerinin üzerinde, gerek okulun üzerinde çok büyük başarıları, çok büyük emekleri var. Bundan ötürü kendisini ve öğretmenlerini ve personel arkadaşlarını teşekkür ederiz. Çocuklarımız burada güzel bir eğitim alır. Buraya geldikleri zaman sadece eğitim değil, sadece kendilerinin kendi evine, ana ocağına, baba ocağına gelmiş gibi hissediyorlar. Buradaki öğrencilerin hiçbiri kendini bu okula geldik, öğretmen kızdı, öğretmen böyle oldu. Gerek garibanlar, gerek ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize çok yardım oldu, yardım etti. Kendi gerekse kendi bütçesinde, kendi öğretmenlerinin katkısıyla durumu iyi, ekonomisi iyi olmayan öğrencilere yardım etti. Piyano dersleri, müzik dersleri, spor dallarında çok aşırı derecede, yani okulumuzun eğer Tamer Hoca'nın geldiğinden beri bir araştırma yaparsanız bunun üzerine daha koydukça da daha potansiyeli daha yüksek. Burada artı mesela müzik öğretmenleri olsun, müzik öğrencilerinde olsun, spor olsun, diğer etkinlik hallerinde çoğu öğrencimiz dışarıda şu anda. Mesela üniversite sınavlarında burada bizim öğrencimiz Türkiye genelinde mi, Ardahan genelinde tam bilgi sahibi değilim. Servis şoförümüz Hakan vardı. Onun kızı burada Türkiye genelinde mi, Ardahan genelinde ikinci oldu. Yani bunlar çok büyük başarı ve buna benzer birçok öğrencimiz şu an dışarıda. Yani Tamer Yıldırım'ın geldiğinden beri orta ve öğretim okulunda birçok öğrencimiz şu an en yüksek potansiyeldeki olan yerlerde. Yani bunu büyük şehirlerde başaramayacak öğrencileri burada başardı. Ben ayrıca kendisine teşekkür ederim. Sizlerin de bu programda emeği geçen arkadaşlara, sizlere de teşekkür ederim. Hep beraber söylüyoruz.